reklamlar bitti. Biz yine sizlerleyiz. Sizler de umarım ekran başında bizleri izlemeye devam ediyorsunuz. Çünkü yeni bir haberimiz geliyor. Bu da evlenen boşananlarla da alakalı. Yine sadece ünlü olmasa da yine haber olacak bir şey. Çünkü acayip enteresan bir durum. Tazminat davasında flaş gelişme. Boşandılar, tazminat davası devam etti, kazandı ve şimdi Yavuz Bingöl'ün evine icra gidiyor efendim. Olay şu. 2012 yılında ünlü sanatçı Hülya Avşar'dan bir yazlık satın almıştı Yavuz Bingöl. Ayvalık'ta. Ayvalık'ta ve yaklaşık 3,5 milyon değerinde. 5 milyonmuş değil mi? Pardon, 3,5, doğru diyorsun. Evet. Ay, ben bugün bir haber öğrendim, onunla kafam karıştı, onu sonra söyleyeceğim. Onu da söyleyeceğiz. Sonra sana. Ona şimdi icra gitmiş. Neden biliyor musun? Ödemiyormuş. Boşandığı eşi Öykü Gürman'a boşanma tazminatı olarak 200 bin TL vermeyi taahhüt etmiş. Ama bu vaat üzerine mahkeme kararı oluşmuş. Fakat Öykü Gürman'ın avukatı diyor ki bu ödenmedi diyor. 14. İcra Müdürlüğü'ne başvurarak icra takibi başlatıyor. Ve şimdi villası üzerine satılacak. Bir villası var. O da kıymet takdiri yapıldıktan sonra 1 milyon 800 gibi bir rakam mı çıkıyor ortaya? Yani değerinin çok çok altında icra kıymet takdiri yapılıyor ve maalesef böyle bir fiyat çıkınca sanırım artık şimdi icra gidecek. İcra. Peki o kadar mı kötü ayrıldılar? Aralarında telefonda konuşup hani ödemen gereken bir borcum var, bunu öde Yavuz. Demek Yavuz ki. Bingöl bunlarla gündeme gelmekten nefret eden, gelmeyi istemeyen herkes gibi ve magazinsel olaylarda olmak istemeyen bir insanken bu icra haberinin her yerde haber olacağı aşikar. Neden ödemedi sence? Demek ki neden ödemediğinin birçok sebebi olabilir. Gerçekten parası olmayabilir, gerçekten kötü ayrılmış olabilirler ama avukatı devreye sokacak kadar, yani bir telefon açıp belki de bilmiyoruz açtı ve yine ödemedi. Yine ödemedi belki. Bunu bilemiyoruz tabii. Ama onların kötü ayrıldığı çok belli. Peki tabii mahkeme karar vermiş ama yani biz hakikaten şu anda bir şey söylemek düşmez ama 200 bin lirayı niçin istedi Öykü? Onu anlamıyorum. Yani çok kısa bir süre evlilikti değil mi? Bir iki yıl sürdü onların evliliği. Bakıyorum detay var mı? Ve çocuk yok ortada. Hani evet, çocuk işte olunca daha farklı bir durum acaba oluyor. Acaba işini gücünü mü engelledi? Hani mesela Yavuz çalıştırmadı mı Öykü'yü? Yok, bence Öykü Yavuz'dan sonra çok daha ünlü oldu. Daha önce de söylemiştim. Şu 200 bin lirayı haksız buldum. Tabii mahkeme haklı bulmuş. Acaba evet. Yavuz da mı benle aynı şey? Yavuz Bingöl de mi benle aynı kafada? Ne alaka demiş mi? Olabilir. Olabilir mi? O zaman itiraz edecekti. Şimdi maalesef Ayvalık'taki 3 milyonluk yazlığı icra takibi sonrası kıymet takdirinden 1,5 milyona düştü. Yarı yarıya bir fiyat kaybıyla icraya yoluna gidiliyor. Şimdi bu sefer rahmetli Dilber ablanın dediği gelmiyor mu aklına, Allah rahmet eylesin. Evliliği ticari olarak görmek gibi görünmüyor evet mu bu? Yani hiçbir şey yok, yani hiçbir şey yok ortada, çoluk yok çocuk yok, ne bileyim 200 bin lira niye versin ki el adamı? Neden? Ha şöyle bir dakika. Belki ortak bir şey almışlardır. Bir dakika, şöyle bir durum var. Ne? Ama bu mahkemede olmaz. Bak şimdi resmi nikah yapıldıktan sonra dini nikahta yapıyoruz ya. Evet. Dini nikahta bir şey var. İyi de o resmi şeye mahkemeye değil nasıl? Mi? Evet, evet de. Mahkemeye nasıl işte bunu dile getirirsin? O değil zaten. Mahkeme buna karar vermez ama orada bir şey istiyorsun, onu boşandıktan sonra yapmak zorundasın, biliyorsun değil mi? Yani boşanmak, evet, evlilik sırasında yapmak zorundasın. Diyelim o sırada yapmadın, Allah korusun, boşandın. Boşandıktan sonra yapmak zorundasın. Acaba öyle bir şey mi var? Benim de aklıma ne geldi? Şu olabilir, şu mantıklı. Öykü Gürman'da çünkü zannetmiyorum öyle ticari anlamda gördüğünü bu evliliğin. Ortak bir şey aldılar. Ama Yavuz Bingöl'ün adına alındı o. 400-500 bin liralık bir şey. Ve ortada verdiğine dair bir belge yoksa, bir şey yoksa veya mahkemeye bunu sunmuştur. Var demek ki 200 bin TL alabiliyor. Öyle bir durum olabilir mi? Ortak alınan bir şeyin ortak parası. Ortak alıp Yavuz'un üzerine. Evet. Bu da olabilir ama bu durumda Yavuz Bingöl'ün bunu hemen ödemesi lazım. Yani kaçacak bir durum yok. Yavuz'un ne kadar iş yaptığını biliyoruz. Güzel bir kazancı. Tabii Allah bilir. Bizi göründüğünü, göreni söylüyoruz ama ben üzülmüştüm bu evlilik bitince. Çok da yakışıyorlardı. Sesleri çok güzel iki çift. Ben söylemiştim değil mi? Sürekli oyun oynuyor diye. O konsolda. O, neydi? Eski konsol Atari. PlayStation sürekli. Söyleyebiliyorum değil mi? Yok, söyleyemiyoruz. İşte. Bana bak. Diyemiyorsun. Hayır, diyorum, bana göre marka gibi değil yani böyle. Yok, yok. Herkesin bildiği bir şey. O konsol oyununu oynuyor diye bitirmiş. Yavuz çok oynuyormuş öyle çok mi? Çok oynuyor. Kızla ilgilenmiyormuş. Ya düşün, dedim ya. Kızını evlendiriyor. Damada o konsolu hediye ediyor. Ya ama kadınlarla ilgilenin. İlgilenin. Evlilik Seren önemli. Serengil anlatmıştı, hatırlıyor musun? Ne demişti?
Ozan Kaçmaz'la işte o sırada bir evliliği var. Gidiyor Maldivlere gidiyorlar. Bütün gün oyun oynamış. Ama o diyordu ki, ay saçımı yıkatıyorum kuaförde, yanımda da yıkatıyor. Yani öyle evlilik mi olur diyordu. Ama şeyde de Maldivler'de de sürekli oyun oynamış. Düşünsene Balayında evleniyorsun mı? balayında. Evleniyorsun balayına gidiyorsun. Adam sürekli oyun oynuyor. Orada maç yapıyor falan işte. Ronaldo oluyor bir şeyler böyle bir havalara giriyorlar zaten Ben çok o severim bu neyse. arada. Ben de çok severim onu. Oynarım yani. Balayında sever misin? Oynarım, ne olmuş ya? Balayında. Sevdi ama balayı mı kaldı? Sevdiğim adamla konsol oyunu oynarım, nedir yani? Balayı nedir ya? Ya denize girersin, bir sarılırsın, bir Ya mıçık mıçık sarılırsın zaten. yaparsın. Balayına gerek yok Güzel ki sarılır. romantik yemekler yersin, masajına gidersin. Ay nasıl anti romantiksin sen Ben ya? hiç ya. Yani var Ben de balayında. romantik değilim ama balayında da adam o oyun oynamasın yani. Beraber oynayacağız ama. Hayır, of. Geç bakayım sen şöyle bir, senin aklını alayım ben bir diye. Bak şu Konsolda. an hayalini kuramadım. Kendimi evleneceğim Aa, balayında ne var adamla oyun ya? oynayacağım. Eğer Yok evleneceğim artık. adam da konsol oyununda iddialıysa, ben tavla da oynarım, konsol oyunu da oynarım. Tavla Okey de oynamam. oynarım. Okey Her ben. şeyde oynarım. Ne olmuş yani? Balayı deyince ne Aman olacak iyi ya? tamam ya.